Selamünaleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik 07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar, vakit geldiği için artık tekelerimizi sürüye bırakıyoruz arkadaşlar. Bir süredir diğer videolarımdan takip ediyorsanız ayrı güdüyorduk tekeleri. Hatta köye getirmiştik. Orada ayrı güdüyorduk. Arkadaşlar, ayrı gütmemizin nedeni de hayvanların erken çiftleşip işte tam kışın ortasında yavrulamasını önlemek için. Arkadaşlar, çünkü bizim burada kışlar, hani biz Antalya Akseki'deyiz, Antalya, ama Antalya'nın yaylası dostlar burası. Gerçekten kışın çok sert oluyor. O yüzden böyle tam zorlu şartlarda yavrulamaması için, havaların biraz daha işte ılık zamanına denk getirmek için bu zamana kadar bekletiyoruz. Arkadaşlar, bugün 23 Eylül, sanırım 23'üydü ayın. 23'üne kadar bırakmıyoruz. İşte bu aydan sonra bırakıyoruz. Yani bizim buralarda genelde teke salımını eğer dağda kışlayacaksa, yani evde değil de daha da zor şartlarda kışlayacaksa hayvan, bu zamana kadar bekletilir hayvanlar. Sürüye bırakılmaz, ayrılır tekeler arkadaşlar. Tekelerimizi sabah ben köyden aldım. Artık obaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada yolun altında hemen bir mola verdik. Onlar biraz karınlarını doyuruyor. Arkadaşlar, acayip bir istekliler ve iştahlılar maşallah. Şimdi şöyle yola düşelim. Onlarla birlikte obaya doğru yola çıkalım dostlar. Arkadaşlar, yola devam ediyoruz. Aslanlar da arkamdan geliyor. Bakın maşallah. Sübhanallah. Arkadaşlar, lütfen maşallah demeyi unutmayın. Rabbim kimsenin emeğini zayi etmesin. Dostlar, hava da bayağı soğuk. Sabahın erken saatleri. Dün bizim buraya çok güzel bir yağmur yağdı. Bayağı bir yağmur yağdı. Sanırım o yağmurun serinliği. Birkaç gündür böyle sabahları böyle, bayağı akşamları, geceleri bayağı bir ayaz olmaya başladı. İnsan üşümeye başladı dostlar. Şimdi güneş çıkınca biraz ısınacak inşallah. Şöyle bakın, güneş de oralara gelmeye başladı. Yavaş yavaş. Aslanlar yola devam ediyor arkadaşlar. Bakın maşallah. Ben bunları bıraksam kendileri giderler. Sürüyü bulurlar. Çünkü keçilerde öyle bir içgüdü var arkadaşlar. Yani bütün hayvanlarda var ama bunların biraz daha çiftleşme döneminde olduğu için şimdi içgüdüsel olarak onlar tamamen kokudan mıdır yoksa neden bilmiyorum. Bıraksan kendileri yani bayağı bir mesafeden kendileri sürüyü bulabilirler dostlar. Şöyle hadi bakalım. Hadi bakalım, ben durdum, ne yapacaksınız? Arkadaşlar, bir yarım saati geçti, yoldayım ben. Bir yarım saatlik daha yolum kaldı. Çünkü köyle obanın arasında bayağı bir 2-2,5 kilometre falan mesafe var. Obaya doğru gidiyoruz. Bakın ben arkalarına geçtim. Beni dinlemiyorlar bile. Kendileri gidiyorlar arkadaşlar. Yola düştüler. Koca olan. Maşallah. Şurada biraz mola vereceğiz dostlar. Tekrar. Çünkü bunları bırakırsam ben hiçbir şey yemeden tren gibi gidiyorlar. O yüzden şurada bir yerde biraz mola verdireceğim. Biraz daha karınlarını doyuracaklar.
Gel. Gide 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 gide. Gel. Dey. Dey. Gel. Gel. Baş şerefsiz. Şerefsiz. Arkadaşlar beni ve tekeleri özleyen kopir şimdi mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Lan elleme. Şşt, elleme. Şşt. Lan. Tamam. Gel bakayım. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Ne oldu sen? Özledin mi? Özledin mi? Özledin mi? Özledin mi? He? He? Tamam bırak yalan oturum buram be. Hadi gel. Gide gide. Arkadaşlar obaya yaklaştık. Az bir yolumuz kaldı. İnşallah. Hayırlısıyla. Allah'ın izniyle, besmeleyle inşallah tekelerimizi sürüye bırakacağız. Arkadaşlar tekelerimizi getirdik. Söyle bakayım Yunus hadi benden önce. Arkadaşlar tekelerimizi getirdik. Evet tekelerimizi getirdik. Davarın içine sürdük. Şimdi tekelerin yanına doğru gidiyoruz bakalım ne yapıyorlar. Şöyle Yunus Emre ile yukarıya doğru çıkıyoruz. Demin dövüşüyorlardı. Hala dövüşüyorlar Yunus orada. Oha. Evet. Çıkalım bakalım şöyle. Hayırlısıyla inşallah güzel güzel sağlıklı sıhhatli oğlaklar olur inşallah değil mi Yunus? Evet. Arkadaşlar bereketli olur inşallah. Arkadaşlar oğlaklarını satmıştık. Ama yine şey olacak. Yine yenileri olacak değil mi evet. Kısmet olursa? Allah nasip ederse. Bak. Koca tekeler orada Yunus gördün mü? Dur şuradan gidelim. Davarın içinden gitmeyelim çünkü davar şimdi kalkarsa kaçar. Kalkarsa pek rahatsız etmeyelim davar. Kalkarsa uzaklayacağız. Bundan sonra oradan da dedemin gel. Yatağına gider. Evet. Tekeler dövüşüyor vallahi Yunus orada. Ay evet dövüşüyorlar. Bak. Gördün mü? Burada dövüşüyorlar. Tokuşuyorlar. Vay. Ev dövüş yapıyorlar. Oy vay 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 vay. Vay 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 maşallah. Bunları ayırsak acaba? Şimdi yine tokuşurlar. Değil mi Yunus? Evet. Elleme dövüşsünler ya. He? Ama oğlum birbirlerini şey yaparlar ya. Yaralarlar. Dur. Yaralayamazlar. Ben onu bir ayırayım istersen. Bence de ayır. Şöyle. Sen telefonun yanında dur şöyle. Dur. Tamam. Sabit koyalım. Sabit koy. Heh. Bu yanına hayvan gelmesin tamam mı? Tamam. Gel. Bunların kafasızları baba. Aynen vallahi ayırdım yine tokuştular ben. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Ben sana dövüşsünler de.
dedim. Tekeleri ayırmıştık. Yine dövüşüyorlar. Evet, yine birbirlerine uyladılar, orada dövüşüyorlar. Kimisi de böyle bakınıyor. Daha tabii ki keçilerin arkadaşlar istekli olması lazım. Hemen yani hayvan sürünün içine bıraktığınız zaman çiftleşmiyorlar. Onların da bir zamanı var. Dişi hayvanlarında zamanları geldiği zaman birkaç güne inşallah hayırlısıyla hepsi çiftleşecek. Değil mi Yunus? Sonra güzel güzel küçük oğlakçıklar olacak, değil mi oğlum? Evet. Evet.